Okyanus 40 seans, TYT kitabında ikinci seanstayız. Çözümleme ve basamak kavramı. İlk olarak çözümleme yapacağız. ABC 3 basamaklı sayısını, şu C birler basamağı, bu onlar basamağı, yüzler basamağı, daha da basamak olsa binler, on binler de devam eder. Bu şekilde isimlerini veriyoruz. Yüzler basamağındaki A'yı 100 ile çarpıyoruz, 100 A. Onlar basamağındaki B'yi 10 ile çarpıyoruz, 10 B. Ve birler basamağındaki C'yi de 1 ile çarpıyoruz, 1 C diye çözümlüyoruz. Mesela 365 sayısını 3 çarpı 100, yüzler basamağında 3 var. Onlar basamağında 6 var, 6 çarpı 10. Birler basamağında 5 var. Bu şekilde çözümleyebiliriz. Soruya göre bu çözümlemeyi farklı şekilde de yapabiliriz. Şu şekilde 3 çarpı 100 artı gerisini 65 diye de yazabiliriz. Eğer soruda sadece bu yüzlük kısmı ayırmamız gerekiyorsa. Asıl burada harfliyken sorun oluyor. A, B, C 3 basamaklı sayısında sadece yüzler basamağını ayırmam gerekirse 100A ya da A çarpı 100 diyelim biz ona. 100A diyelim yani. Artı 100A artı şu BC 2 basamaklı sayısı. Aynı üstte yaptığım gibi burayı nasıl 300 artı 65 diye ayırdıysam burayı da A çarpı 100 artı BC 2 basamaklı sayısı olarak ayırabildim. Veya sadece birler basamağını ayırmak istersem 365'i 360 artı 5 diye düşünebiliriz. Hatta 360'ı biz 36'nın 10 katı olaraktan 10 çarpı 36 artı 5 diye düşünebiliriz. Şimdi bunu harf olarak uyarlarsak A, B, C 3 basamaklı sayısı olarak alalım 365'i. Ve bunu 360 artı 5 diye nasıl ayırdıysak bunun da A, B, 0 3 basamaklı sayısı artı birler basamağındaki C diye ayırıp daha sonra şu A, B, 0'ı A, B 2 basamaklı sayısının 10 katı olarak düşünüp bunun üstüne birler basamağındaki C'yi ekleyebiliriz. Ne yaptık? Aynısını bir sayıyla yazdık, bir de harfle verdik. Anlaşılır olsun diye sayıyı da kullandık. Bakın kıyaslayarak aynı işlemleri harfle yaptığımızı görebilirsiniz. Burada AB 2 basamaklı sayısını 10A artı B diye, ABC 3 basamaklı sayısını 100A 10B artı C diye, ABC'de 4 basamaklı sayısını 1000A 100B 10C D diye çözümlendiğini görüyoruz. Mesela 125'i çözümlemişler. 100 artı 2 çarpı 10, 20 artı 5. 2543'ü 2543 diye bu şekilde çözümlendiğini görüyoruz. Şimdi bunları sorularda uygulayalım. Birinci soru 2A3 ve 1A5 3 basamaklı sayılarının farkını alacağım. Bu farkı alırken şunu yapmak istiyorum. 2A3'teki A'yı saymazsak bu 203 olur değil mi? Yani ortadaki A'lar birbirlerini nasıl olsa götürecek. 10A'dan 10A çıkacak ve hiç A kalmayacak. O yüzden sanki burada 203'ten 105 çıkıyormuş gibi düşünebiliriz. Veya A yerine herhangi bir rakam yazıp ne yazalım mesela? A yerine 4 yazalım. 243'ten 145'i çıkarmak istesem A yerine 4 yazdım bakın. Aynı sonucu bulurum. A yerine hiçbir şey 0 yazdığımda veya A yerine 4 yazdığımda bakın aynı sonucu bulacağım. 3'ten 5 çıktı. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. Burası 19'dan 10 çıktı. 9 kaldı. Fark 98. Şimdi yapıyorum. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 4 çıktı, 9 kaldı. Burada 1 oldu, 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Bakın ikisinde de farkı 98 buluyoruz. Onlar basamağındaki A, onlar basamağındaki A'dan çıktığında 10A eksi 10A 0 yaptığı için A'nın kaç olduğunun önemi yok. Birbirini yok ediyor nasıl olsa. Birinci sorunun cevabı B'miş. İkinci soru X, Y 4 basamaklı doğal sayıdır. X bu, Y bu. Olduğuna göre X eksi Y farkı nedir? Bakın. Bu çıkarmayı yaparken yine AB'lerin basamakları aynı
olduğu için bunlar birbirini götürecek. Yani 100B'den 100B çıkacak, 0 kalacak. Binadan bina çıkacak, 0 kalacak. Bize 37'den 15'i çıkartmak kalıyor. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Gerisi B'den B çıktı, 0. A'dan A çıktı, 0. Görüyorsunuz fark neymiş? 22'ymiş. Üçüncü soruda varmış. A, B, C 3 tane sayımız var. 4 basamaklı bu sayılar. A eksi C sayısı B eksi A sayısından kaç fazladır? A eksi C'yi bulacakmışız. A sayısı 4 A 3 B. Bundan C'yi yani 2 A 4 B'yi çıkaracağım. Şimdi aynı basamakta aynı harflerler. Birler basamağındaki B, birler basamağındaki B'den çıkınca 0 kalır. Yüzler basamağındaki A, yüzler basamağındaki A'dan çıkınca 0 kalır. Aslında burada 4030, yani buraları 0 olarak düşünürsek, 4030'dan 2040'ı çıkarıyoruz. Böyle düşünebiliriz çünkü A'lar, B'ler birbirlerini götürdü. Şimdi 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 3'ten 4 çıktı, 9 kaldı. Şöyle 39 oldu. 39'dan 20 çıktı. 19 kaldı. Bu farkı 1990 olarak bulduk. Şimdi B eksi A farkını bulacağız. B 5 A 1 B. A ise 4 A 3 B. Bunlarda da yine birler basamağında B'ler birbirlerini götürür, 0 kalır. Yüzler basamağındaki A'lar birbirini götürür, 0 kalır. Ve bize 5010, bunların yerine 0 yazdım basamak yerlerinin yerine, eksi 4030'u çıkartmak kaldı. Şimdi 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 1'den 3 çıktı, 8 kaldı. Şöyle 49'dan 40 çıktı, 49'dan 40 çıktı. 9 kaldı. 980'miş. Şimdi üstteki alttakinden kaç fazladır dediği için bu farkı alacağız. 1990'dan 980'i çıkaracağız. Bunun sonucunda da 1010 buluyoruz. Ve ikinci başlıktayız. İkinci başlıkta iki basamaklı sayının doğal rakamlarının yer değiştirmesi. Şimdi şöyle diyor, AB iki basamaklı sayısında rakamlar yer değiştirilirse iki basamaklı sayımız BA olur. A ile B'nin yeri değiştirildiğinde bunu topla derlerse AB ile BA'nın toplamında 10A artı 1B diye bunu açarsak, bunu da 10B artı 1A diye açarsak, A'ları topluyorum 11A, B'leri topluyorum 11B ve 11 parantezinde A artı B diye yazıyorum. Veyahut da onlar basamağında A var, birler basamağında A var. 10A, 1A daha 11A, 1B, 10B daha 11B diye direkt şu şekilde yazabilirsiniz. Bunlar da 11 parantezinde A artı B olur. Eğer çıkarma yapacak olursak 10A'dan 1A çıktı, 9A kaldı. 1B'den 10B çıktı. Eksi 9B kaldı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya hani şöyle açıp yaparken ikisini de şöyle ikincisinin eksi, her ikisini de eksi yaparak yazacaksınız. Çünkü eksi 10B, eksi 10A. Bu eksi hepsine ait. Bu şekilde yazacaksınız. 10A'dan A çıktı, 9A 1B'den 10B çıktı, eksi 9B kaldı deyip 9 parantezini alırsanız 9 parantezinde A eksi B olur. Burada sayılarla göstermişler. Bakın topladık 5, 3 daha 8 çarpı 11. 5'ten 3 çıktı, 2 çarpı 9 şeklinde 9'un katı 11'in katı olduğuna dikkat edin diye burada da bilgi verilmiş. Şimdi buradaki sorularımıza bakalım. İki basamaklı AB doğal sayısının rakamları yer değiştirilip elde edilen iki basamaklı sayı ile toplandığında. Şimdi AB rakamları yer değiştirilip BA yapılıp bununla toplandığında sonuç 154 oluyormuş. Bu koşula uygun en küçük AB sayısını bizden istiyorlar. Şimdi 10A 1A daha 11A ile 1B 10B, değil mi? Onlar basamağında
Bu da bir larva zamanı. Bir tane B ve 10 larva zamanından 10 B. Toplarsak yine 11 B olur. 154 oluyormuş. Şimdi herkes 11'in katı. O zaman hepsini 11'e bölelim. 11 A'yı 11'e bölersem A olur. 11 B'yi 11'e bölersem B olur. 154'ü 11'e bölersem 14 olur. A artı B 14 olacak şekilde. A, B iki basamaklı sayıları düşüneceğim ama en küçük olmasını istiyorum. O yüzden A'ya küçük bir sayı vereyim. Mesela 1 versem B 13 olur mu? Olmaz değil mi? 13 B yerine yazılamaz. Çünkü 13 bir rakam değildir. 2'ye 12 olmaz. 3'e 11 olmaz. 4'e 10 olmaz. O zaman 5'e 9 verebilirim. 5, 9 daha 14'ü tuttu. Daha başka 6'ya 8, 7'ye 7 falan verebilirim ama A'ya küçük vermek istiyorum. En küçük A, B basamaklı sayısı olsun diye. A, 5, B'ye 9 veriyorum bu yüzden. En küçük ne oluyor? 59 oluyor. Eğer en büyük olsaydı bu kez tam tersine B, A'ya 9, B'ye 5 verirdik. 95 sayısını bulurduk. A, B'nin en büyük değerini sorsaydı. İkinci sorudayız. İki basamaklı A, B doğal sayısının rakamlı yer değiştirdiğinde sayı 36 azalıyor. Şimdi A, B yer değiştirip de B, A olduğu zaman bu daha küçük oluyormuş. 36 eksiği oluyormuş. Demek ki bundan bunu çıkarttığımızda 36 kalıyor. Evet. Tekrardan okuyalım. İki basamaklı A, B sayısının rakamları değiştirdiğinde sayı 36 azalıyor. Bu hali bundan 36 daha eksik oluyor demek. Şimdi bu çözümlemeyi üzerinde yaparsak 10 A'dan 1 A'yı çıkarttım. 9 A kaldı. 1 B'den 10 B'yi çıkarttım. Eksi 9 B kaldı. Ve 36 dedim. Herkes 9'a bölünüyor. Hepsini 9'a bölelim. 9 A'yı 9'a böldüm A. 9 B'yi 9'a böldüm B. 36'yı 9'a böldüm, 4 buldum. A ile B'nin farkı 4'müş. En büyük AB iki basamaklı sayısını istiyoruz. O yüzden A'ya verebileceğim en büyük sayı, rakam 9'u veriyorum. 9'dan kaç çıkarsa 4 kalır, 5 çıkarsa demek ki B yerine de bu durumda 5 verebileceğim. Bu durumda en büyük AB iki basamaklı sayısı 9'dan 5, 95, 9'a 5 verdik, 95 oluyor. Eğer en küçüğünü sorsaydı biz B'ye, hani 1 verip A'ya 5 verirdik. 5 eksi 1, 4, 51 olurdu. Hani 4'e 0 verdiğimizde BA 2 basamaklı olacak diye bir şart yok ama hani öyle olsa 40 verirdik. 4'e 0 o da olurdu ama zaten bize en büyük AB 2 basamaklı sayısı sorulduğu için cevap 95'tir. A'ya en büyük rakamı verdik. Üçüncü soruda iki basamaklı AB doğal sayısının rakamları yer değiştirildiğinde sayı 27 artıyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ben AB iki basamaklı sayısını BA yaptığım zaman BA daha büyük oluyormuş. Değeri artıyormuş. Ne kadar artıyormuş? 27. Yani AB'den BA 27 büyükmüş. Çünkü AB'yi BA yaptığımda sayı 27 artıyor demek. Bunun daha büyük olması demek. Bu kez BA'dan AB'yi çıkartacağız. Ve yine 10B'den 1B çıktı. 9B kaldı. 1A'dan 10A çıktı. 9A kaldı. Eksi 9A. Ve 27 diyorum. Hepsini 9'a bölüyorum. 9'a böldüm B. 9'a böldüm A. 27'yi de 9'a böldüm 3. Demek ki B ile A'nın farkı neymiş? 3'müş. AB'nin en büyük olmasını istiyorsam A'ya büyük bir değer vermeliyim ki sayı büyük olsun. Onlar basamağına büyük sayı verirsek sayı büyük olur. A'ya verebileceğim en büyük rakam ilk aklımıza 9 geliyor ama 12'den 9 çıkınca 3 kaldığı için bu kez B'ye yeterince yani bir rakam veremiyoruz. O yüzden A'ya 6 verin. B'ye 9 verelim. Başka türlü 9, 8, 7'yi A yerine yazamıyorum. Çünkü B rakam olması lazım. En büyük bu şekilde oluşturabildim. 9 eksi 6, 3. A'ya en büyük 6, B'ye de 9 verdiğim için sayımız 69 oldu. Çünkü A'ya 9, B'ye. A'ya 6, B'ye 9 vermiştik. Sayımızın en büyük değeri bakın 69 oldu. Burası da tamam. Üçüncü başlığa geldik. Üç basamaklı doğal sayının
rakamlarının yer değiştirmesi soru tipleri. Şimdi diyor ki ABC sayısının birler ve yüzler basamağını yer değiştirirsek onlar basamağı yerinde kalır. C başa gelir, A sona gelir, CBA olur. Ve bu ikisinin farkını almak istersek bu kez 100A'dan 1A çıktı, 99A kaldı. 10B'den 10B çıktı, 0 kaldı. 1C'den 100C çıktı, eksi 99C kaldı deyip 99 parantezinde A eksi C deriz. Soruyu şu şekilde verip ABC sayısının birlerle onlar basamağının yerini değiştirir derse B ile C'nin yerini değiştiririz. Ve ABC, ACB yaparız. A'nın yeri değişmedi, B ile C'nin yeri değişti. Ve bu farkı alırken 100A'dan 100A çıktı, 0 kaldı. A'lar birbirini götürdü. 10B'den 1B çıkarttık, 9B kaldı. 1C'den 10C'yi çıkarttık, eksi 9C kaldı. Yani 9 parantezinde B eksi C oldu. Şimdi alttakine bakıyoruz. ABC sayısının onlar ve yüzler basamağını değiştir diyor. Onlar ve yüzler basamağında AB var. Bunların yerini değiştirirsek C'miz sabit kalmak üzere BAC sayısını elde ederiz. Ve farkını al dediklerinde ABC eksi BAC'yi şu şekilde hesaplarız. 100A'dan 10A çıktı. 90A kaldı. 10B'den 100B çıktı. 10B'den 100B çıktı. Eksi 90B kaldı. 1C'den 1C çıktı, 0 kaldı. C'lerde bir işimiz olmadı. İkisi de 90 olduğu için 90 parantezinde A eksi B yazarız. Bakın 90 parantezinde A eksi B yazılmış. Bu şekilde fark işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi sorularımıza bakalım. Birinci soru, 3 basamaklı ABC doğal sayısının birler ve yüzler basamağı yer değiştiriyor. Bakın birler ve yüzler basamağının yerini değiştireceğim ve sayı 297 azalacak. Şimdi ABC'ydi bizim sayımız. Birlerle yüzlerin yerini değiştirirsem CBA oldu. Onlar basamağındaki B'de bir değişiklik olmadı. Ve bu durumda sayı 297 azalıyormuş. Yani az hali buymuş. O yüzden demek ki çoktan azı çıkarırsak aradaki ne kadar azalma olduğunu buluruz. 297'ymiş falan. Şimdi sayının üzerinde yapacağım çıkarma işlemlerini yine. Diyeceğim ki 100A'dan 1A'yı çıkarttım. 99A kaldı. 10B'den 10B çıktı, 0. 1C'den 100C çıkarırsam. 1C'den 100C çıkarırsam bakın. 1C'den 100C çıkarıyorum. 1'den 100 çıktı, eksi 99 kaldı diyorum. Ve 297 oldu. Bunların hepsi 99'a bölünüyor arkadaşlar. Bunu 99'a böldüm, bunu 99'a böldüm, bunu da 99'a böldüm. 3. A ile C'nin farkı 3'müş. En büyük ABC sayısını elde etmek istiyoruz. A'ya verebileceğim en büyük rakam 9'u verirsem C'ye 6 vermek zorundayım. 9 eksi 6, 3 oluyor çünkü. Peki 9 ve şimdi ABC 3 basamaklı sayısının A'sına 9, C'sine 6 verdik. Peki B'sine ne vereceğiz? Ortaya ne vereceğiz? Şimdi bu sayının rakamlarının farklı olduğunu falan söylemişler mi? Hayır, bir sınır getirmemişler. Sayımızın büyük olması için B'ye de en büyük rakam 9 verirsek sayımız olabildiğince büyük olur. Eğer rakamları farklı deseydi 986, 986 verirdim ama gerek yok. Rakamları farklı demediği için ABC 3 basamaklı sayımız 996 olur. İkinci soruda aşağıdaki sayılardan hangisi AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bu şekilde şartını sağlamaz. Şimdi bu şarttan biz neyle karşılaşacağız onu görmek için önce AB iki basamaklı sayısını çözümleyelim. 10A artı 1B diye yazalım. 10A artı 1B diye yazalım ve bu da 4 çarpımında A artı B'ye eşitmiş. Buraya da 4'ü dağıtırsak burası 4A artı 4B olur. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa alacağım. Şu 4A'yı buraya alıyorum. 10A'dan bu 4A'yı çıkarırsam burada 6A kalır. B'yi de buraya aldım. 4B'den şu 1B'yi çıkarırsam burada da 3B kalır. 6 ile 3 sadeleşebiliyor. Her iki tarafı 3'e bölersek burası B. Burayı 3'e bölersek burası 2A olur. Şimdi A'nın 2 katı B'yi veriyormuş.
A'nın iki katı B'yi verecek. A, B iki basamaklı sayılarda. Mesela bu A'ya 1 verirsem 2 katı buna 2 diyeceğim. Mesela A'ya 2 verirsem buna 2 katı 4 diyeceğim. Bu şekilde olacak. 6'nın 2 katı 0 mı? Hayır. Sağlamaz. Hatta A şıkkı. 4'ün 2 katı 8. 3'ün 2 katı 6. 2'nin 2 katı 4. 1'in 2 katı 2. Sağlamayan hemen A şıkkına konmuş. Cevap A olur. Üçüncü soruda 3 basamaklı ABC doğal sayısının birler ve onlar basamağı yer değiştirildiğinde değiştirelim ve sayı 54 azalacakmış. Şimdi ABC'ydi bizim sayımız. Bunu birlerle onların yerini değiştirdik ve CBA yaptık. Bu durumda sayı 54 azalıyormuş. Yani şu daha azmış. Bundan bunun farkı 54 demektir. Büyükten küçüğü çıkarttık. Şimdi bu farkı yine 100 A'dan 1 A çıktı. 99 A. Şimdi fark ettim. Birler onlar basamağı demiş. Ben birler yüzler diye anladım. Hemen düzeltelim. Baştan alalım. Birler ve onlar basamağı dediği için şu ikisini yerini değiştirecekmişiz. O zaman baştan A, B, C 3 basamaklı sayımızın birlerle onlar basamağını değiştiriyorum. A, C, B yapıyor. A'da bir değişiklik yok ve bu daha küçük oluyormuş ikinci durumda. 54 küçülüyormuş. O yüzden fark 54 diyoruz. Şimdi çıkarmayı yapıyorum. 100 A'dan 100 A çıktı. 0 kaldı. 10 B'den 1 B çıktı. 9 B kaldı. 1 C'den 10 C çıktı. Eksi 9 C kaldı. Eşittir 54. Herkesi 9'a bölelim. 9'a böldüm, 9'a böldüm. 54'ü de 9'a böldüm, 6. Şimdi ABC 3 basamaklı sayısı olarak. Farkı 6 olan sayıları düşünelim. Neler olabilir? Burada C'ye 0 versek, B'ye 6 veririz. 6'dan 0 çıktı, 6 kaldı diye. C'ye 1 versek buraya 7 veririz. 7'den 1 çıktı, 6 kaldı. 2'ye 8 diyebiliriz. 8'den 2 çıktı, 6 kaldı. Ve 3'e 9 diyebiliriz. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. Daha fazla 4 diyemiyorum. Çünkü B o zaman 10 oluyor. 10 da rakam değil. Şimdi ABC 3 basamaklı sayımızda biz BC'ye 60 diyebiliyoruz. 71 diyebiliyoruz. 82 ve 93 diyebiliyoruz. Peki A'ya neler diyebiliyoruz? A için bir sınır koymuşlar mı? Mesela A rakamları farklı olacak falan demişler mi? Dememişler. Demek ki biz A yerine 1'den 9'a kadar 9 çeşit rakam yazabiliriz. 0 yazamıyoruz çünkü yüzler basamağına 0 gelirse 3 basamaklı olmaz. ABC 3 basamaklı sayısı olmaz. 2 basamağa düşer. O yüzden A yerine 1 versen mesela 160 olur. 9 versen 960 olur diye burada 9 çeşit bunun için üretebiliyorum. Aynı şekilde burada da 9 çeşit sayı üretebiliyorum. Mesela 171, 271, 371 falan diye. Burada da 9, burada da 9. 4 tane 9 kaç tane sayı üretebildim? 36 sayı üretebildim. Doğru cevap C. Burası da tamam. Geldik 4. başlığa. 2 basamaklı bir doğal sayı ile rakamları toplamı arasındaki ilişki. Mesela AB 2 basamaklı sayısının rakamları toplamının 3 katı diye bir cümle söyledilerse AB 2 basamaklı sayısı eşittir 3 katı kimin? Rakamları toplamının yani A artı B'nin diye bunu matematik dilinde böyle yazabilirsiniz. AB 2 basamaklı sayısını da 10A artı B diye yazacaksınız. Bu 3'ü de paranteze dağıtıp 3A artı 3B diye yazacaksınız. Ve A'lar bir tarafa, B'ler bir tarafa gidecek. 10A'dan 3A çıktı, 7A. Burası 3B'ydi. 3B'den 1B çıktı, 2B. Bu şekilde olacak. Şimdi 7 ile A'yı çarpmışım, 2 ile B'yi çarpmışım, eşitlik sağlanmış. Öyle iki rakam vermeliyim ki A'ya, B'ye bu eşitlik sağlanmalı. Bunun için bunun katsayısı 2'yi A'ya, bunun katsayısı 7'yi B'ye verirsek 7 kere 2 14, 2 kere 7 14 eşitlik sağlamış. Daha fazla bunların katlarını verebilirdim ama bunların 2 katını verdiğimi düşünün. Bu 4 iken bu 14 oluyor. Ama 14 rakam değil, daha büyük bir sayılar yazamıyorum. Demek ki AB2 basamaklı sayımız, A2, B7'ymiş sayımız 27'ymiş.
Bu şekilde örnekleri siz de incelersiniz. Sorularımıza bakalım şimdi. Birinci sorudayız. İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 4 katına eşitmiş. AB sayımız 4 katıymış rakamları toplamının. AB iki basamaklı sayısını çözümlüyorum. 10A artı B diye. Bu paranteze de 4'ü dağıtıyorum. 4A artı 4B diye. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa alıyorum. 10A'dan 4A çıktı. 6A kaldı. 4B'den 1B çıktı. 3B kaldı. Sadeleşme var. Her iki tarafı 3'e bölebiliriz. 3'e böldüm B. Burayı 3'e böldüm. 2A. A'nın 2 katı B olacakmış. Şimdi AB iki basamaklı sayısı düşünün. Mesela A'ya 1 verirsem B'ye onun 2 katını veriyorum. 2 kere 1 2 oluyor. Yani ne yapıyorum? 1'e 2. 2'ye 4. 3'e 2 katı 6. 4'e 2 katı 8. 5'e 10 yapamıyorum. 5'in 2 katı 10 yapıyor. Çünkü 10 rakamdayım. Kaç tane bu şekilde AB iki basamaklı sayısı oluşturduk? 4 tane oluşturduk. Doğru cevap D oldu. İkinci sorudayız. AB iki basamaklı doğal sayısı bu şekilde bir eşitlik sağlıyormuş. Buna eşitmiş. AB eşittir AB koşulunu sağlayan AB sayısının rakamı toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu kırmızı çerçeveli ile AB'yi böyle tanımlamışlar. Kırmızı çerçeve içindeki AB bu şekildeymiş. O zaman bu kırmızı çerçevedeki AB'nin yerine eşit olan 3A artı 5B'yi yazacağım. Bu eşitmiş AB iki basamaklı sayısına. AB iki basamaklı sayısını da çözümlersem 10A artı B yazacağım. Şimdi A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa alıyoruz. 5B'den 1B çıktı. Burada 4B kaldı. 10A'dan 3A çıktı. Burada 7A kaldı. Ve katsayılar sadeleşemiyor. 4 ile 7 sadeleşmez. Böyle kalır. Bu şekilde yaptığımızda birbirine katsayılarını veriyorduk. Yani B'ye diğerinin katsayısı 7'yi, A'ya da diğerinin katsayısı 4'ü veriyorduk. Bakın 4 kere 7 28, 7 kere 4 28 eşitlik sağlanıyor. Demek ki AB iki basamaklı sayımızda A 4'müş, B 7'ymiş, sayımız 47'ymiş. AB sayısının rakamları toplamı sorulmuş. 4 ve 7'yi toplarsak 11 olur. Doğru cevap E'dir. Üçüncü sorudayız. X, Y iki basamaklı doğal sayılardır. Bunların farkı 50 olduğuna göre kaç farklı X değeri alır diyor. Şimdi birbirinin farkı 50 olan iki basamaklı sayılar düşüneceğiz. O zaman ben hani Y yerine 1 yazamam. Çünkü Y iki basamaklı olmaz. O zaman en az Y yerine ne yazabilirim? 10 yazabilirim. Bu durumda 60-10 50 diye bunu sağlayabilirim. En büyük olarak da buna en büyük iki basamaklı sayı 99. Buna da farkı 50 olacak şekilde 49 verirsek 99'dan 49 çıkıyor ve yine 50 kalıyor. Bu durumda büyük x sayımız hangi aralıkta değer oluyor? 60'dan 99'a kadar 60, 61, 62 diye buradaki bütün sayıları alabiliyor. Peki burada kaç tane terim var? Terim sayımızı bulurken arkadaşlar, terim sayısı, son terim, eksi ilk terim, artı 1 ile buluruz. Mesela terimlerimiz 1, 2, 3, 3 tane var. Bakın bu formülü uygularsam son terim 3'ten ilk terim 1'i çıkarıp 1 eklersem sonuca 3 olur ki 1, 2, 3 terim var ve bunu bulmuş oldum bakın. Sağlıyor yani. Şimdi bakın son terim 99, eksi ilk terim 60, bir de 1 ne yapıyor? 39, bir daha burada 40 terim vardır diyoruz. Doğru cevap D oluyor. Bu başlıkta tamam. Gelelim 5. başlık. İki basamaklı doğal sayının sağına veya soluna rakam yazma meselesi. Şimdi iki basamaklı AB sayısının sağına 5 yazarsak AB 5 diye bir sayı olur. Mesela şöyle düşünün. 36'nın yanına 5 yazarsak 365 oluyor.
O zaman 365'i biz 360 artı 5 diye düşünebildiğimiz gibi AB 5'i de AB 0 artı 5 diye düşünebiliriz. Şimdi 365'i biz nasıl 360 kısmını 10 çarpı 36 artı 5 diye yazabiliyorsak buradaki AB 0 sayısını da 10 çarpı AB 2 basamaklı sayısı artı 5 diye çözümleyebiliriz. Mesela soluna 3 eklenir diyor. Bizim sayımız 36 idi. 36'nın soluna 3 eklersek mesela sayımız 336 olur. Soluna 3 eklediğimizde şu şekilde bir şey yapmış oluruz. 300 artı 36 yani asıl sayımız 36 bu şekilde yazabiliriz. 300 artı 36 diye. Peki bunu AB olarak düşünürsek AB 2 basamaklı sayımızın sağına 3 yazdığımızda bunu 300 artı 2 basamaklı AB sayısı diye düşünebiliriz. Burada nasıl 300 artı 36 diye yazdıysak bunu da 300 artı AB 2 basamaklı sayısı diye düşünebiliriz. Şimdi ben burada bu harfli ifadeleri bir de sayı vererek yaptım ki daha anlaşılır olsun diye. Şimdi mesela 25 sayısını ele alalım diyor. Sağına 1 eklersek 25'ten sonra 1 koyarız sağa 251 elde ederiz. Soluna 7 koyarsak 25'in soluna 7 koyunca 725 sayısını elde ederiz. Dikkat edilirse 2 basamaklı bir sayının sağına ya da soluna bir rakam eklendiğinde sayımız artık 3 basamaklı oluyor. Şimdi sorulara bakalım bunları nasıl kullanacağız. Birinci sorudayız. 2 basamaklı AB doğal sayısının sağına 2 rakamı yazıldığında, AB'nin sağına 2 yazıldığında elde edilen 3 basamaklı sayı. 2 basamaklı AB sayısından 308 fazla oluyor. Bu sayı 308 daha fazlaymış. 308'i güzel yazalım. Budur denklem. Buna göre diyor ki, A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bunu 100A, 10B falan diye yapmayacağım. Şu şekilde yazacağım. AB 0 artı 2. AB 0 artı 2 eksi AB. AB 0 ise 10 katıdır AB'nin. Nasıl hani 360-36'nın 10 katı diyorduk ya. Bu AB 0 ise 10 tane AB 2 basamaklı sayısı. Artı 2 diye yazacağım. Bunu özellikle yapıyorum. Çünkü AB'nin bütünlüğünü bozmak istemiyorum. Burada da eksi AB'miz vardı. Ve eşitmiş 308'e. Bu noktada işte bakın kolaylığı şu işime yarıyor. 10 AB'den bir tane AB'yi çıkarıyorum. Burada 10 AB'den bir AB çıkınca 9 tane AB kalıyor. Şu 2'yi de karşıya atarsak 308'den 2'yi çıkarıyorum. 306 kalıyor. Ve her iki tarafı 9'a böldüğümde kolayca AB 2 basamaklı sayısını buluyorum. 306'yı 9'a bölersek 34 buluyoruz. Ve AB 2 basamaklı sayımız 34'müş. Rakamları toplamı da 3 ile 4'ün toplamı ne yapar? 7 yapar. Peki bunu böyle 100A 10BD yapsak olur muydu? Olurdu. Ama bakın böyle çok daha kısa işlem hatası yapmadan sonuca ulaşıyoruz kısa yoldan. İkinci soru 2 basamaklı AB doğal sayısının sağına 7 rakamı yazıldığında. Yazalım sağına 7 rakamını yazıldığında elde edilen 3 basamaklı sayı. 2 basamaklı AB doğal sayısından 97 fazla oluyor. Bu hali bundan 97 fazla oluyormuş. AB sayısı soruluyor. Aynı şekilde bunu AB 0 artı 7 diye yazıyorum. Eksi AB eşittir 97 diyorum. Şu AB 0'ı 360 nasıl 36'nın 10 katıysa bu da 10 katıdır AB'nin diye yazıyorum. Eksi diyorum AB. Ve bu tarafta da şu 7'yi karşıya attığımda 97'den 7 çıktı 90 kalıyor. Sol taraf 10 AB'den 1 AB çıktı 9 AB kaldı. Sağ tarafta 90 kaldı. Her iki tarafı 9'a bölersek AB 2 basamaklı sayısını 10 buluyoruz. AB sayısı kaçtır demiş? 10'dur.
Üçüncü soruda AB 2, A1 ve 3 basamaklı sayıdır diyor. Bunların farkını almış. Şimdi eşittir 190 demiş. Burada hani bütün olarak AB tutulmadığı için, A ile B'nin arasında bir konulduğu için bunu güzel güzel çözümleyeceğim. Yani 100A artı 1'ler onlar basamağında 1 var. Yani o 10'dur değil mi? Yani şöyle düşünün. 516 olduğunu düşünün. 500 artı 10 artı 6, yani bunu 10 diye çözümlüyorum. Onun gibi şu ortadaki biri 10 diye çözümledim. Artı 1'ler basamağında da ne var? B var. 100A 10 artı B. Eksi diyorum ve parantez içine koyuyorum. Muhakkak eksi varsa parantez kullanın. 10A artı B yazıyorum. Buraya da AB2 basamaklı sayısını çözümledim. Ve eşittir 190 diyorum. Bunun soru üzerinde 100A'dan 10A çıktı, 1B'den 1B çıktı diye yazsanız olurdu. Bunları yazıyorum. 100A artı, onu karşıya atacağım nasıl olsa, artı B. Eksi paranteze dağıtılırsa eksi 10A eksi B eşittir. Şu 10'u da karşıya attım. 190'dan 10 çıktı, 180 kaldı. Şimdi buradaki toplamayı yaparsanız bakın B'ler gider. 100A'dan 10A çıkınca 90A kalır. 90A 180 ise her iki tarafı 90'a böldüğümüzde A'yı 2 buluruz. Bakın bize de A'yı sormuşlar. Doğru cevap B oldu. Burası da tamam ve 6. başlıktayız. 3 basamaklı doğal sayı ile 2 basamaklı doğal sayının ilişkisi diyor bu başlıkta da. Diyelim ki 3 basamaklı 2AB sayısı. 2 basamaklı AB sayısının 7 katından 20 fazla olsun diyor. Hadi yazalım. 2AB 3 basamaklı sayısı 2 basamaklı AB sayısının 7 katından, bunun 7 katından 20 fazlaymış. Evet bakın. 3 basamaklı bu sayı AB'nin 7 katının 20 fazlasıymış. 20 eksik dese eksi 20 diyecektim. Çözümleme yaparken AB bir bütün olarak görüldüğü için yine AB'nin bütünlüğünü bozmayacağım. Ve burayı şöyle yazacağım. 200 artı AB. 2 çarpı 100 ya 200. 100'ler basamağı altı olduğu için. Artı AB 2 basamaklı sayısını bozmadan bütün yazıyorum. Eşittir çünkü karşıda da bütün olarak AB var. Artı 20 diyorum. Şimdi AB'yi sağ alırsam 7AB'den 1AB çıkar. Burası 6AB olur. Şu 20'yi karşıya alırsam 200'den 20 çıktı, burası 180 olur. Her iki tarafı 6'ya bölersek burada AB eki basamaklı sayısını, burada da 180'i 6'ya böl 30 bulur. Demek ki AB eki basamaklı sayımız 30'muş. Bu şekilde bakın çözümleme yaparak da bulabilirdiniz. Burada öyle bir çözüm yapılmış. Ama biz böyle bütünlüğünü bozmazsak hemen daha kolay bir şekilde sonuca ulaşırız. Sorulara bakalım. Birinci soru 3 basamaklı 3AB doğal sayısı 2 basamaklı AB doğal sayısının 7 katıymış. 3AB sayısı 2 basamaklı AB'nin kaç katıymış? 7 katıymış. A artı B nedir diyor. Şimdi burada yine sol tarafı 300 artı AB diye yazıyorum. AB'nin bütünlüğünü bozmuyorum. Karşıda da 7 tane AB vardı. AB'yi buraya alırsak 7AB'den 1AB çıktı. Burada 6AB kalır. Burada da 300 kalır. Her iki tarafı 6'ya böleceğim. Burası AB oluyor 6'ya bölünce. 300 de 6'ya bölünce burası da 50 oluyor. Demek ki AB 2 basamaklı sayısı neymiş? 50'ymiş. Bu sayının rakamlarını topla demiş. 5 ile 0'ı toplarsak ne yapar? 5 yapar. İkinci sorudayız. 3 basamaklı 4AB doğal sayısı 2 basamaklı AB doğal sayısının 11 katı olduğuna göre 4AB sayısı AB 2 basamaklı sayısının 11 katına eşit. Şimdi burada yine AB bütün verildiği için bütünlüğünü bozmayıp 400 artı AB diye yazıyorum. Bu tarafta da 11AB var. 11AB'den 1AB çıktı burası. 10AB oluyor. Bu tarafta 400 kalıyor. Her iki tarafı 10'a böldüğümde AB 2 basamaklı sayısı 40 oluyor. AB 2 basamaklı sayısı 40 ise rakamları toplamı 4 0 daha 4 eder.
Üçüncü turdayız. A, B, C, D birer rakam. A, C iki basamaklı doğal sayı şeklinde tanımlanıyor. Şu şekilde A, B, C, C, D sırasını verildiğinde A, C iki basamaklı sayısını, şu çaprazını iki basamaklı sayı mesela 14 yazıyormuşum. Diğerlerini toplayıp çarpıyormuşum. B ile D'yi toplayıp yani 2 ile 3'ü topla 5 ile 14'ü çarp 70 diyormuşum. Buna göre diğerlerinden büyük olanı bulacağız. Şöyle çapraz olarak 13 diyorum. Çarpı diyorum. Diğer 4 ile 2'nin toplamı 6. 13 çarpı 6 78 eder. Bunda şöyle çapraz yazıyorum. 15 çarpı diyorum. 3 ile 2'yi topladığımda 5 çarparsak 15 çarpı 5 75 eder. Şöyle çapraz yazıyorum. 11 çarpı diyorum. Diğer iki sayı 4 ile 5'in toplamı 9 çarparsak 99 eder. Şöyle 12 diyorum. Diğer iki sayımız 5 2 daha 7 eder. Çarpımını 84 buluyorum. Şöyle çarpı yazıyorum. 17 çarpı diyorum. Diğer iki sayı 2 1 daha 3 ediyor. Çarpınca 51. Hangisi en büyüktür? 99 en büyüktür. Doğru cevap C şıkkı oldu. Şimdi burada testlere geldik. Önce siz çözün bunları. Sonra benden dinleyin. Birinci sorudayız. Bir bilgisayar programı üzerine yazılan doğal sayının rakamları toplayıp çıktı olarak veriyor. Sayımız 120 ise rakamları topluyorum. 1, 2, 3'ü topla 6 eder. Sayı 128 rakamlarını topluyorum 11 eder şeklinde. Veysel bu programı üç basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı yazdığında çıktı en çok olur. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük rakamlar kullanarak elde edilecek üç basamaklı sayı 987'dir. Rakamları farklı olduğu için en büyük üç rakam bunları yazabildim. Bunları da toplarsak 98 daha 10'a 17 eder. 17, 7 daha 24 eder. Doğru cevap B olur. İkinci soru, iki basamaklı AB doğal sayısının rakamları yer değiştiğinde sayı 18 alıyor. Şimdi AB'yi değiştirip BA yaptığımda bu az oluyormuş. Demek ki çoktan azı çıkarttığımızda farkı elde ediyoruz. Sayı 18 azalıyor demiş. Üzerinde yaparsak 10A'dan A çıktı, 9A kaldı. 1B'den 10B çıkınca 9, eksi 9B kaldı. 18 deriz. Herkesi 9'a bölersek A eksi B'yi 18'i 9'a böl 2 buluruz. En büyük AB sayısı elde etmek için A'ya en büyük rakam 9 versem B'ye 7 verebilirim. 9'dan 7 çıktı 2 olsun diye. En büyük sayımız ne olur bu şekilde? 97 olur. Üçüncü soruda 1, 3, 5, 7 rakamları bu şekilde yazılacak ve işlemin sonucunun en büyük olmasını istiyorum. İşlemin sonucunun en büyük olması için en büyük rakamları en büyük basamaklara yani onlar basamağına yazarız. 7 ile 5'i büyük rakam büyük basamaklara, 1 ile 3'ü küçük basamaklara yazarız. Burada mesela yerleri alttaki ile üsttekinin yeri değişebilir. Yani 3 yukarıya 1 aşağıya gelebilir ama 7 ile 1'in yeri değişemez. 5 ile 3'ün yeri değişemez. Buna uygun şık 5'e 7 ya da 7'ye 5 ile onlar basamağına gelen B şık olduğu için doğru cevap ne oluyor? B oluyor. Hatta bakın toplayıp kontrol edersek 3, 1 daha 4, 7, 5 daha 12, 124 yapıyor. Burada da 3, 1 daha 4, 7, 5 daha 12 aynı sonuç oluyor bakın. Doğru cevap B'dir. Dördüncü soru, bir öğrenci aşağıdaki çarpma işleminde kendine özgü bir çözüm belirlemiş ve yanlış sonuç bulmuştur. Çarpma işlemi şöyledir. 63 ile 27 çarpılmış ve 821 bulunmuş. Benzer işlem nasıl yapılır diye soruluyor. Şimdi şöyle bakalım ne yapmış bu öğrenci. 7 kere 3 21 deyip 2 ile 6'yı toplamış 8 yapmış gibi geldi bana. Şöyle 8 kere 3 24 dememiş, 5 kere 2 10 dememiş, 4 kere 9 36, 4 kere 8 32 demiş bakın. 4 kere 8 32 deyip onlar basamağındaki 4 ile 2'yi toplayıp 6 diyecekti ama yok oradan da tutmadı. Biraz yaklaştı mı ama olmadı. 632 dese tam bunun gibi yapmış diyecektim. Bunda 3 kere 7 21 deyip geri kalan onlar basamağındaki 7 ile 3'ü toplayıp 10 bulup
yazmış olunca evet E şıkkı tam tutuyor. Öğrencinin nasıl bir hata yaptığını önce bir anlamanız gerekiyor. 6 AB2 1 AB3 basamaklı doğal sayıdır ve böyle bir eşitlik var. Buna göre A artı B toplamı D'dir. 1 AB'yi biz 100 artı AB2 basamaklı sayısı diye yazabiliriz. Bütünlüğünü bozmadım AB'nin. Çünkü karşıda da 6 AB var. Ve bunu yapınca 6 AB'den 1 AB çıktı. Bu tarafta 5 AB kaldı. Bu tarafta da 100 kaldı. Her iki tarafı 5'e bölersek AB2 basamaklı sayımız 100 bölü 5 yani 20 olur. A'yı 2, B'ye 0 bulduk. A ile B'nin toplamı 2, 0 da 2 eder. Yedinci soruda AB2, A2B3 basamaklı doğal sayılardır. Şöyle bir toplama yapılmış. Buna göre A kaçtır diyor. Bu toplama işleminde arkadaşlar biz şu AB'nin bütünlüğünü bozmadan yapma gibi bir şey yapamıyoruz. Çünkü AB bütün değil. Biri yüzler basamağına, birbirler basamağına ayrı yazılmış. O yüzden çözümleyeceğim. 100A diyeceğim. Artı onlar basamağında 2 var. Bu da 20 eder. Artı birler basamağında B var. Eşittir. Karşı tarafta AB 2 basamaklı sayısını 10A artı B diye çözümleyeceğim. Ve artı bir de ne var burada? Yanında 200 var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Birbirini götürüyor. Neler? 1B'den 1B çıktı mesela. Harfleri bir tarafa, sayıları bir tarafa alacağım. 100A'dan 10A çıktı. Bu tarafta 90A kaldı. 20'yi bu tarafa alırsam 200'den 20 çıktı. Burada da 180 kaldı. Her iki tarafı 90'a bölersek A'yı 2 buluruz. Bize de A'yı soruyorlar. Doğru cevap B oldu. Sekizinci soruda yuvarlak 5, üçgen 7, kare 6, yıldız 3 sembollerine karşılık gelen rakamlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki oluşturulan 3 basamaklı sayılardan hangisi en büyüktür? Bunlardan en büyüğü 7 olduğu için üçgeni başa koyacağız. Üçgenin başa konulduğu sadece A ve C şıkkı var. Demek ki B, D, E gitti. Daha sonra sıradaki en büyük rakamımız 6 olduğu için kare gelmedir. Üçgen sonradan sonra kare gelen A şıkkı var. Diğerinde yıldız gelmiş. Sonrasında en büyük rakam 5 olduğu için 5 konulmuş. Bakın kontrol ettik. Doğru yapılmış. 8 A'dır. İkinci teste geçiyorum. Birinci soru 2 basamaklı AB sayısı asal olduğuna göre BA sayısı da asalsa AB sayısına simetrik asal sayı denir. Böyle bir tanım vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simetrik asal sayı değildir? Öncelikle sayılardan asal olmayanları eleyelim çünkü AB asal demiş. 13 asaldır ama 15 asal değildir. 17 asal, 31 asal, 71 asal. Şimdi simetriklerini alıyorum. Bu 31 oluyor ve 31 asaldır. Bu sağlıyor. Bunun simetriği 71'dir ve asaldır. Sağlıyor. Bunun simetriği 13'tür. Bu da sağlıyor. Bunun simetriği 17'dir. Bu da sağlıyor. Ama zaten hangisi simetrik asal değil denilen sorduğu için asal bile olmayan şey B şıkkı doğru cevap oluyor. İkinci sorudayız. Yukarıda verilenlere göre çarpma işleminin doğru sonucu nedir? Şimdi 4 ile ABC'yi çarpıp buraya yazacağım. 3 ile ABC'yi çarpıp buraya yazmışlar. Demek ki ben 3 ile bu sayıyı çarpınca 735 bulduğuma göre 735'i 3'e bölersem ABC 3 basamaklı sayısını bulabilirim değil mi? O zaman bölüyorum. 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6. Şöyle 13'te 3 4 kere var. 4 kere 3 12. Şu 5'i de indirirsek 15'te 3 245'miş. Bize 245 ile 34'ün çarpımını sormuşlar. Çarpalım. 4 kere 5 20 elde 2. 4 kere 4 16 2 de elde 8. Elde 1 4 kere 2 8 1 de elde 9. Aşağıdaki zaten 735 diye hazır çarpı vermişler. Bunları topladığım zaman 0, 8, 5 daha 13, elde 1, 13, elde 1, 8330 buluruz. Doğru cevap D şıkkı olur.
Üçüncü soruda böyle bir fark işlemi var. Bu fark soruluyor. Solda verilen çıkarma işlemine göre sağdaki çıkarmanın sonucu nedir? Şimdi burada çıkarma yaparken şöyle düşünebilirim. 10B'den 10B çıktı, 0 kaldı. 10A'dan 100A'dan 100B çıkartacağım. Ve 1C'den de 1D çıkaracağım. Sonucu 496 diyeceğim. Şimdi şu kısım da şu ikisinin farkının, yani yüzle yüzlü bir sayıdan C iki tane rakamın farkını çıkarınca 496 buluyorsam, benim aklıma şöyle bir şey geliyor. 500'den 4 çıkınca, yani şurayı 500 desem, şurayı da eksi 4 desem, hani önünde artı var ama D daha büyüktür. C eksi D eksi 4 olur ve 500 eksi 4 496 olur deyip A eksi B'yi ne yapmış olurum? A eksi B'ye 5 vermiş oluyorum. 5 çarpı 100 500 olsun diye. A eksi B'ye 5 vermiş oluyorum. C eksi D eksi 4 ise D eksi C'ye de 4 vermiş oluyorum. Şimdi C'den D çıkınca eksi 4 kalıyorsa, tam tersine de D'den C çıkınca artı 4 kalıp bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bu çıkarmayı yapacağım ve şu şekilde yapacağım. 10 A'dan 10 B çıktı diye yapacağım. 10 A'dan 10 B çıktı. Bir de D'den C çıktı diye yazacağım. D'den C çıktı ve sonuç nedir diye bunu araştıracağız şimdi. Çıkarmamızı üstünde çözümledik. 10A'dan 10B çıktı, 1D'den 1C çıktı. Şimdi şu kısım 10 parantezinde A-B'dir değil mi? Bu kısımda D-C zaten. Şimdi A-B'nin ben kaç olduğunu biliyorum. Yukarıda 5 dedik biz ona. O zaman burası 10 çarpı 5, 50 yaptı. Artı D-C'yi de yukarıda 4 dedik. O zaman bu işlemin sonucu 50 artı 4 ne yapıyor? 54 yapıyor. Doğru cevap D oldu. Burada şu yorumu yapabilmeniz önemli. Hani buraya 4 desem buraya 96 diyemem değil mi? 100 çarpı 4 deseydim 400 olurdu. Artı 96, 496 olurdu ama C ile D'nin farkının 96 olması imkansız. Çünkü C ile D birer rakam. Rakamların farkı ne olur? Yine bir rakam olur. 96 olamaz. O yüzden 4'ün bir büyüğü buraya 5 vermek zorunda kaldım. 500'den de 4 çıkınca 496 kaldığı için buraya da eksi 4 vermek zorunda kaldım. O şekilde yerleştirme yaptık. Dördüncü soruda AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Deniz'in parası AB, Duygu'nun parası BA'dır. Bunun 3 katı bunun 8 katına eşit olduğuna göre Deniz'in parası kaç liradır? Bunları çözümleyeceğiz. 3 parantezin içinde AB iki basamaklı sayısını 10A artı B diye çözümleyeceğiz. Bu tarafı da 8 parantezin içinde BA basamaklı iki basamaklı sayısını 10B artı 1A diye çözümleyeceğiz. Parantezleri dağıtalım. 3 çarpı 10 30A artı 3B diye 3'ü buraya dağıttım. Burada da 8'i dağıtırsam 80B artı 8A diye dağıtırım. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplayacağız. 30A'dan 8A'yı çıkarttım, 22A kaldı. 80B'den 3B'yi çıkarttım, 77B kaldı. Sadeleşme var mı? Var. Her iki tarafta 11'e bölüyorum. Burayı 11'e bölersem 2A, burayı 11'e bölersem 7B bulurum ve artık A'ya B'ye verilecek rakamlar, bunun katsayısı 7'yi bu tarafa, bunun katsayısı buraya 2 verirsek, 2 kere 7 14, 7 kere 2 14 eşitlik sağlanır ve AB iki basamaklı sayımız 7'ye 2 72 bulunur. Şimdi Deniz'in parası sormuş. Deniz'in parası AB olduğunda 72 liradır. Duygu'yu sorsa yerlerini değiştirip 27 derdik. Beşinci soruda ABCD'de rakamlar toplanmış. Bir hesap makinesine 4 basamaklı ABCD doğal sayısı girildiğinde rakamlar toplanıyormuş. Buna göre bunların toplamı nedir diyor. Şimdi bunun rakamlarını toplayacağım. 2, 1 daha 3, 8 daha 11 yapıyor. Bunun rakamlarını toplayacağım. 2, 1 daha 3, 9 daha 12 yapıyor. Bunları da toplayınca 23 yapıyor. Dolayısıyla doğru cevap C oldu.
Altıncı soru, iki basamaklı bir doğal sayının soluna iki rakamı yazılarak üç basamaklı sayı elde ettiğimizde sayının değeri kaç artar? Şimdi iki basamaklı AB'nin soluna iki yazdığımda acaba bu sayı ilk durumuna göre ne kadar artar? Fark nedir? Bunu soruyorlar. AB bütünlüğünü bozmadan çözümlersek 200 artı AB diye çözümleriz. Eksi burada bir daha AB var. AB'den AB çıkınca AB'ler gider ve 200 kalır. Demek ki sayımız 200 büyüyormuş. Yedinci soru AB5. 3 AB 2 basamaklı sayı ve böyle bir eşitlik var. A çarpı B nedir? Şimdi AB5'i yine bütünlüğünü bozmadan şöyle yazacağım. Nasıl 360 artı 5 diye yazıyorsak AB 0 artı 5 diye yazıyorum bu tarafı. Burası da 9 AB artı 40 diye yazıyorum. Şimdi 360 nasıl 36 çarpı 10'sa bunu da 10 çarpı AB artı 5 diye yazıyorum. Bu taraf 9 AB artı 40. Şimdi bu çözümleme yapılırken harfleri bir tarafa, sayıları bir tarafa alırsam 5'i karşıya attım. 40'tan 5 çıktı. Burada 35 kaldı. 10 AB'den 9 AB çıktı. 1 AB de burada kaldı. AB 35'miş. Demek ki A 3, B 5'miş. Rakamlar 3 ile 5 çarpılırsa 15 bulunur. Ve son soru, 1, 2, 4, 6 kümesinin elemanlarıyla böyle bir eşitlik varmış. Bu koşulunu sağlayan rakamları farklı kaç 4 basamaklı sayı yazılabilir ABC'de? Rakamları farklı olacak şekilde böyle bir sayılar oluşturacakmışız. Bunlar da şimdi şöyle düşünebiliriz. Mesela aklıma şöyle geliyor, 1 ile 6'nın çarpımı 6 yapar. Şuraya yazalım. A çarpı B eşittir. C çarpı D olacak. Şimdi burada sayı vereceğim. Mesela bununla 1 ile 6'nın çarpımı 6 eder. 2 ile 4'ün toplamı da 6 eder. Pardon 4 olacaktı. Sağlanıyor. Burada yer değişikliği yapıp 6 ile 6'yı bu tarafa, 1'i bu tarafa yazıp buraya aynen yazarsam olur değil mi? Burada yine 1'e 6 yazıp 4 ile 2'nin yerini değiştirirsem yine eşitlik sağlanır. Burayı bu kez yine 6'ya 1 yazıp bu tarafı karşısı 2'ye 4'tü 4'e 2 diye yazarsam bu şekilde de 4 durumu yazmış olurum. Başka da şu halde hani 1 kere 2 olmaz, 1 kere 4 olmaz, 2 kere 4 8 oluyor, diğerleri 8 yapmıyor, 2 kere 6 12, yani hiçbir şekilde başka çarpmada diğerinin toplamı olacak şekilde oluşturamıyorum. Sadece bu dördünü oluşturabildim. Yani 1, 6, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 1, 6, 4, 2, 6, 1, 4, 2 diye dört çeşit böyle dört basamaklı sayı yazabiliyorum. Yani sayımızı şu şekilde yazıyoruz ABC'de. 1624 yazamadık. Sonraki yani 6124. Sonra 1642 ve 6142 diye böyle 4 çeşit sayı üretebildik.